İşte hayatınız ve konuğumuz Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan. Sayın Necmettin Erbakan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ben hemen albümün yapraklarını çevirerek hayatınızı okumaya başlıyorum efendim. Evet. 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya geldiniz. Evet. Babanız ağır ceza reisi Mehmet Sabri Bey ve anneniz Kamer Hanım'ın 3. çocuğusunuz. Evet. Ağabeylerinizden Nizamettin Erbakan, daha sonra Cildiye, Selahattin Erbakan ise göz hastalıkları profesörü oldular. Sizden sonra dünyaya gelen kardeşlerinizden Kemalettin, diş hekimliği, merhume Atıf Et Aydın eczacılık ve yine merhum Akgün ise mühendislik öğrenimi yaptılar. Sinop'tan sonra babanız Kayseri Ağır Ceza Reisliğine tayin olduğu için 1 ile 6 yaşlar arasındaki çocukluk dönemini Kayseri'de geçirdiniz. Evet. Yine babanızın tayini nedeniyle 1932'de Trabzon'a yerleştiniz. İlkokulu Trabzon Gazi Paşa İlkokulu'nda tamamladınız. Trabzon'da oturduğunuz konağın bahçesinde arkadaşlarınızla ayrı bir dünya kurmuştunuz. Şimdi o günleri anlatmak üzere bir çocukluk arkadaşınızı çağırıyoruz. Buyurun efendim. Sayın Vala Kartal. Hoş geldiniz efendim. Vala Bey, sizin saçlarınız maşallah simsiyah. Evet. Şimdi acaba bir yalancı tanık mı çağırdık diye seyircilerimizde bir kuşku olabilir. Boyamıyorum ama böyle, yapı böyle herhalde. Ama 1932'den 37'ye kadar. 37'ye kadar. Sene. Evet. Demek ki bir hesap yaparsak 58. Onu artık açıklamayın. 58-59 sene de siz 40 yaşında gözüküyorsunuz. Ben de öyle şey yapıyorum. Nasıl biz Uğur Bey'e 50-58-60 yaşında diye hayır, bir şey kabul ettirebiliriz. Hayır, ben Uğur Bey'e çalışmışım ama yine de böyle. Evet efendim, şimdi bu sizi alıp bizim o zaman kurduğumuz kendi alemimizin şeyidir, tesiridir ki o alem değil, siz orada bir siz devlet kurmuşsunuz. Kurduk efendim da alem diye takdim ettiğiniz, evet, o alemin şeyi, evet, tesiri etkisiyle genç kalmış. Nasıl evet kurulmuştu efendim? Necmettin abimiz efendim o zamandan bu zamana değin hiç değişmeyen bir olaydır. O zaman da oyunlarımız, çocuksu oyunlarımız tabii televizyonun ve radyonun olmadığı bir devir. Evet. Ancak işte köşe kapmaca, salıncakta sallanma veyahut da hocanın koyduğu kurallarla oyunlar yapılıyor. Amiral Battı da oynar mısınız efendim? Amiral Battı oynardık efendim. Peki, ama Amiral Battı kendisini yenme olanağına sahip değildik hiçbir zaman. Neden efendim? Valla oyunun kurallarını kendisi koyardı. O kurallardan sonra imkansız kendisini yenmek. salıncakta da aynı şekilde sallanırdık. Salıncaka kim evvel ayağını tavana vurursa, evet, o birinci olurdu. Tabii kendisinin boyu o zaman da uzun idi. Daha evvel ayağını vurdu. Maalesef biz hiçbir zaman ayağımızı vurmak şeyine, kısmetine sahip olamadık. Bir de paranız varmış galiba, evet, değil mi efendim? Vala hatırlayacak. Evet. Bizim bahçemiz genişti. Bütün memur çocukları bizim bahçeye gelirler. Bilhassa yaz tatillerinde böyle program dahilinde oyun oynardık. Tertep Paşa Konağı değil mi? Tertep Paşa Konağı'nın bahçesi. Herkesin ayrı ayrı dükkanları vardı. Evet. Ayrıca basılmış paralarımız vardı. Evet. Günlük hayat programa bağlı. Evet. 50 saatlerde alışveriş yapıyorduk. Programı siz mi hazırlardınız efendim? Evet. Programı ben, programı daima kendim hazırlardım. Ondan sonra askeri talim yapılır. Ve bazen kitap okunur. Askeri talimlerde sarmaşıklardan, bahçede çok uzun sarmaşıklar, evet, vardı. Evet. İncir ağacından konağın üst katına elektrik telleri çekiyor bu talimin gereği. Evet. Üzerlerine de nar çiçeklerinden ampuller. Ne kadar güzel. Şimdi o çocukluğa döndünüz değil mi? Evet, evet. Peki efendim, ondan çok teşekkür ediyoruz Vala Bey. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. 1937 yılında İstanbul'a taşındınız. Babanızın niyeti o yıllarda Almanya'nın tüm dünyada giderek artan prestiji nedeniyle sizi Alman lisesine kaydettirmekti. Ancak bu okuldaki öğrenim süresi hazırlık sınıfı ile birlikte 7 yıl olduğundan Alman lisesi yerine İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih etti. Okulda hep iftihara geçmenin yanı sıra sıfırcı Avni olarak ün yapan fizik öğretmeniniz rahmetli Avni Kulen'den 10 almayı başaran ilk öğrenci siz oldunuz. O yıllarda öğretmenleriniz sizi çalışkanlıkta rakibiniz olan bir arkadaşınızla karıştırırlardı. Şimdi bu değerli dostunuzu çağırıyoruz. Buyurun efendim. Kim olabilir? Berhan Bey. Sayın Profesör Doktor Berhan Kusuner.
Öyle oldu. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Uğur Bey'e çok müteşekkiriz böyle hayırlı bir vesileyle. Bizi bu kadar yıldan sonra bir araya getirdi. Ne kadar güzel. Çok güzel. Biz 40-50 sene önce de sırada Derhan'la aynen böyle otururduk. Evet. 5 yıl galiba biraz hep sıra arkadaşı yapıyorsunuz değil mi? Siyahtı. Efendim bir kitapta okudum. Bir düşünür demiş ki biz erkekler hiçbir zaman çocukluktan ayrılmayı sadece boylarımız büyür. Doğru söylemiş. Efendim şimdi siz çok çalışkanmışsınız ikiniz de ama bir de derste zorlanırmışsınız değil mi? Evet. Hangi derste efendim? Jimnastik. Hatta jimnastik hocanız 100 metre için bir kural koymuş değil mi efendim? Anlatır mısınız biraz onu? Hayır. Şimdi efendim bizim Neriman Tekil Bey isimli. Evet. Jimnastik hocamız. Ünlü bir spor adamı. Evet. Anılmış sporcu. Firuzan Tekil ile Neriman Tekil iki kardeştir. Ler meşhurdurlar ve o sene galiba lise 1 dedik 4K. Ve o sırada vekalet, yani Maarif Vekaleti, Kültür Bakanlığı olan şimdi, bir barem koydu efendim. Dediler ki lise talebesi mesela 100 metreyi 14 saniyede koşacaktır. Evet. Yahut 110, 1 metre 10 santim yahut 20 santim. Evet. Yani bunu yapamayan tam not alamayacaktır. Ve biz de o çok eğlenceli bir şeydi. Herkes koşuyor. Necmettin de koşuyor. Ben de koşuyoruz ama bunun ardına düşüyoruz. 16'lara. Efendim. 17'lere. Bir daha koşturuyor. Şimdi çocuklar da arkadaşlarımız bizi teşvik ediyorlar. Teşvik ediyorlar. Çünkü bu çocuklar kırılırsa olmaz yani. Kaç kez koştunuz efendim? Efendim şimdi bir kere koştuk. Beraber koştuk. Teker teker koşturdu ama bizim her koştuktan sonra sıklet düşüyor. Yani muvaffakiyet derecesi daha az oluyor. Ve herkes de haydi Necmi, haydi Berhan falan böyle bir eğlencedir gidiyor. Yapamadık efendim. Neticede biz bu işin altına düştük. O zaman o da haklı olarak numaramızı kıracağından bahsetti. Ve fakat kırık numara almamızı icap ederken bir de baktılar. Necmettin 10 almış neticede. Ben 10 alamadım. Daha aşağı aldım 10'dan bir jimnastik dersi. Sebebi de sonra bunun yani bir tasfiyesi olarak yazılıyım. Efendim, yazılıyım, tamam. Beden eğitiminde. Beden eğitiminde mesela sualler soruyor. Diyor ki futbol sahasının ebadını yazınız. Koşmakla efendim yürümek arasında ne fark vardır? O zaman siz yine matematikten imtihana girdiniz. İşte beyefendi matematikten daima üstün olduğu için Necmettin öyleydi. Ve bunu zaten bir devre eskiden bir talebeden de biraz da kopya gibi alarak o gün şakır 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 bunların cevabı verildi. Ben bir yerde eksik verdim. Yani ebadı tam söyleyemedim. Onun için ben daha 40 numara aldım ama kalmadı şimdi. Bu yani herkes bilir bu arkadaşlar. Evet. İstanbul Lisesi 2000 talebesi olan bir mektep. Şimdi mektepte jimnastik dersinden hatırladığıma göre bir tek ben 10 numara almışım. Herkes birbirine bahsediyor. Bir kısmı bizi tanımıyor. Yahu bu nasıl bir sporda bu kadar başarılı bir adammış ki bu meşhur Neriman Tekil'den bu numarayı almış. Bahçede koridorda birbirlerine bizi gösteriyorlar. Zannediyorlar ki biz o numarayı spordaki maharetimizden dolayı almış. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Efendim, sağ olasın. Lise yıllarında sizin kadar çalışkan olmasa bile haşarılığı nedeniyle okulda epey ünlenen bir sevgili arkadaşınız vardı. Acaba kimdi? Haşarı? Evet efendim. İzzet Bey mi acaba? Şimdi göreceğiz efendim kendilerini. Evet. Sayın Ahmet Berker. Lakabınızla çağırsaydım hemen tanırlardı değil mi? Hatırlarlardı. Geldi. Efendim işte 10. sınıfta 941-42. Evet. O küçük sınıftaydık. Evet. Rahmetli Bedir Kemal Hoca. Evet. 7 istiyorum. 3'te 4 verdi. Biyoloji dersi değil mi? Biyoloji dersi. Hı. Derse kaldırdı. Hocam dedim bak 7 istiyorum. Öyle. Evet.
Siz de ikiniz önde oturuyorsunuz. Başını salladı böyle. Kuşlar da solunumu sordu. Tuhaf bir tuhaf sordu. Hocam dedim, özür dilerim, anlayamadım, ne gibi pis herif, ne gibi devenin boynuzu gibi dedi. Ben ona sorarım, o bana sorar dedi. Ben ona veririm portakal, o bana verir mandan. Kalk koca kafa dedi. Sen kalk koca kafa, söyle dedi, bu pis herife ne gibi dedi. Anla. Sen daha kalkar kalkmaz ben. Otur ya dedim, ben biliyorum dedim. Ben anlatırım dedim, otur dedim. Neyse biz anlattık şeyi. Aldık yediği şeyleri. Necmettin arkadaşımız her zaman iftar edeceğimiz üstün zekalı, yani zamanda az yetişen tiplerden bir arkadaşımızdır. Evet, okul tarihine geçti. Okul tarihinde muhakkak. Her yerde ismi anılacak bir arkadaşımızdır. Bizim için çok kıymetlidir. Çok teşekkürler. Sağ olun Ahmet Bey. Allah tekrar görüşmeyi nasip etsin. Amin. Sağ olasınız. Çok teşekkür. Sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz efendim. İftihar listesiyle devam eden lise öğrenciliğinizi okulu birincilikle bitirerek noktaladınız. Berhan Bey'in de çok güzel bir derecesi vardı. En güzel 3 dereceyi sizler paylaştınız. Bir arkadaşınız daha efendim. 1943 yılında diğer arkadaşlarınız belki girememe ihtimalini düşünerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra başka fakültelere de kaydolmuşlardı. Oysa siz sadece teknik üniversiteye başvurdunuz. Liseyi birincilikle bitirenler sınavsız giriyorlardı. O sırada İstanbul Teknik Üniversitesi'ne siz bu imkanı reddettiniz. Sınavda gösterdiğiniz üstün başarı nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi'ni ikinci sınıftan okumaya başladınız. Analitik ve analiz gibi önemli matematik derslerinde gösterdiğiniz başarı nedeniyle arkadaşlarınız size bir de isim takmışlardı. Şimdi aynı dönemde inşaat bölümünde okuyan bir arkadaşınızı çağırıyoruz. Kim olabilir acaba? İnşaat bölümünde okuyan Mehmet Bilge. Evet, Sayın Profesör Doktor Mehmet Bilge evet. Geliyorlar efendim. Geldiniz efendim. Efendim, geniş matematik bilgisi nedeniyle bir isim takılmış Sayın Erbakan'a İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilik yıllarında. Efendim, Derya diye arkadaşları söylüyorlardı kendisini. Çok çalışkan olduğu için, fevkalade başarılı olduğu için bu ismi takmışlardı. Ayrıca biraz da iri yarı olduğu için de yarım dünya derlerdi. Peki okul yıllığına nasıl kaydoldu? Okul yıllığında şimdi onu getirdim ben takdim edeyim. Çok, çok karakterize eden şeyler var efendim burada. Peki efendim, izin verirseniz okuyabilir miyim? Tabii, buyurun. Necmettin Erbakan, toylardandır. Sofudur, dindardır, çalışkandır. Evet. Hayatının yarısını namaz, yarısında projeleri işgal eder. Sınıfının yarısını kendisi, yarısında arkadaşları işgal eder. Proje ve raporları saatli marif takvimi nükteleri gibi geniş izahlıdır. Herkesin bir sayfada bitirdiği mevzuu o 40 sayfada hülasa eder. Kendisine civata nedir diye sorsanız izaha demir filizlerinin naklinden başlar ve o kadar uzun anlatır ki nihayet namaz vakti gelir ve sonunu dinleyemezsiniz. Evet. Şimdi o en baştaki toy demek ikinci sınıfa girenlere evet toy tabir edildi teknik üniversitede. Öyle mi efendim? Evet. Ben bir müddet biz intibak edemedik. Böyle aşağıdan gelmişler, yeni girmişler ikinci sınıfa. Bizler bir yadırgadık bir müddet. Hatta etütlerimiz ayrı ayrıydı. Bir müddet böyle uzak kaldık. Sonra yavaş yavaş birbirimize intibak ettik, alıştık ve tam... Ne kadar güzel bir dostluk oluşmuş ki elinizi bırakmıyorsunuz efendim, değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yıllar sonra yine evet. Böyle dostça... Daha sonra da beraber olma imkanı tabii. Oldu efendim. Sadece... Mehmet Bey de İnşaat Fakültesi'nde asistan olmuştu. Biz Mehmet Bey'le bir de Mustafa Köseoğlu arkadaşımızla, o vakit daha Teknik Üniversitesi'nin kantini gelişmemişti, yemekleri beraber yerdik. Ve bizim kendimize mahsus yemek saatlerinde nüktelerimiz vardı. Onların hepsini şimdi tüketmeyelim isterseniz. Bir konuğumuz peki, daha gelecek. Hay hay. Çok teşekkürler bakalım, efendim. Sağ olun. Evet, sağ olasınız. Sağ olasın. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini 1948 yılında büyük bir başarıyla bitirdiniz. Ve aynı yıl 1 Temmuz gününden itibaren fakültenizin motorlar kürsüsünde asistan olarak görev aldınız. Evet. O kürsüde doçent olarak görev yapan bir değerli bilim adamı askere gittiği için siz asistan olarak ders vermeye başladınız. Evet.
O da ilk kez oluyordu teknik üniversitede, evet. Değil mi efendim? Tabii. Böylece sizden bir yıl sonra gelen öğrencilere hocalık yapacağınız süreç başlamış oldu. Şimdi Profesör Mustafa Köseoğlu o günleri anlatmak üzere konuğumuz, evet, oluyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Efendim sizin özel sohbetleriniz vardı değil, evet, mi? Evet. Genellikle dini temaları, evet, değerlendirirdiniz. Evet. Mesela Besmele'yi nasıl anlatmıştınız? Ben size şimdi bizim cuma günleri, üniversitenin bir mescidi vardı. O mescitte cuma günleri beraber oluyoruz. Ve rahmetli Kirazoğlu abimiz de bizim en başımızdı yani. Bir de Kemal Selçuker vardı. Şimdi herkese bir konu veriliyor. Necmettin Bey de o zaman Besmele'yi aldı. İki hafta üst üste bize çok güzel anlattı Besmele'yi. İki hafta da anlattı. İki hafta anlattı yani bize. Ve biz de dinledik yani Necmettin Bey. Benim notlarımda bir de isim var efendim o yıllardan kalma. Evet. Bir isim takmışsınız kendisine. Evet. O karikatürdeki isim herhalde benim. Neydi efendim o? Yarım dünya diyorlardı. Bir de kendi aranızda yemek yerken, evet, bir puanlama sistemi, evet, getirmişsiniz. Evet. Hem şimdi o Mesnevi'den bir hikayeden esinleniyordu. Evet. Onu anlatıyoruz. Şimdi Necmettin Bey'le ben üniversiteden, makine fakültesinden gidiyoruz. Mehmet Bilge Bey'le Osman Çataklı Bey'de inşaat fakültesinde. İnşaat fakültesinde Necmettin Bey'in küçük bir arabası var. Ona binip gidiyoruz. Evet. Necmettin Bey o arabayla bizi Efe'ye taşıdı yani, eksik olmasın. Yani orada yemek, arkadaşlar tabii yemek istemiyorlar. Bazı arkadaş dahası hep hikaye anlatıyoruz. Hadi buna bu lokmaya diyoruz. 500 puan yaz bakalım. 1000 puan yaz. Yani diyorsun. Onları yedirebilmek için. Yediriyor muyuz? Evet, yediriyoruz. Evet. Çizimleri nasıldı efendim? Ben bir kere çok güzel tahtiye, bize hocalık da yaptı aynı zamanda. Benimle beraber girdi fakat bir sene önce mezun olduğu için motor derslerinde bize hocalık da yaptı. Çok güzel resim çizerdi. Tahtayı çok güzel kullanır. Resimleri de çok şahaneydi. Hatta bir sefer bizim hocalardan birisiyle beraber gittik. Necmettin Bey burada ders anlatmış dediler. O kadar güzel tahtayı kullanır ve cümlelerinde de hakikaten bir eksiklik yoktur. Uzun kullanır, uzun konuşur ama cümlelerde bir aksaklık ve ifade düşüklüğü yoktur. Galiba Sayın Üzeyir Gariye de hocalık yapmışsınız. Evet. Evet. Sınıf arkadaşı şeyimiz. Benden bir sınıf sonra. Bir sınıf sonra. Evet. İki sınıf sonra Üzeyir. Peki, evet, arkadaş olarak nasıldı efendim o yıllarda? Sayın? Çok iyiydik beraber. Çünkü asistanlıkta da beraberdik, doçentlikte de beraberdik. Hatta Ankara'ya gitmemesi için istemiyorduk. Çünkü Münih Üniversitesi'nden kendisine misafir profesörlük teklifi gelmişti. Onu kabul etmedi, Ankara'ya gitti. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Peki. Sağ olun. Allah olasın. 1951 yılında motorlar kürsüsünde hazırladığınız yeterlilik tezindeki başarınız üzerine üniversite bilimsel araştırmalar için sizi Almanya'ya gönderdi. Evet. Aachen Teknik Üniversitesi motorlar ve termodinamik kürsüsünde 1,5 yıl kalıp bu süre içinde 3 tez hazırladınız. Evet. Bunlardan biri doçentlik tezinizdi. Evet. Dizel motorlarda püskürtülen yakıtın tutuşmasının matematiksel anlatımını yaptığınız tez bu ülkedeki bilim camiasında yankılar yarattı. Ünlü Deutz fabrikalarının araştırma bölümüne alınmanızı sağlayan kişiyi şimdi konuk edeceğiz. Kim olabilir efendim? Herhalde Profesör Gella olacak. Çağırıyoruz sayın konuğumuz, evet, efendim. Evet, buyursunlar bakalım. Sayın Profesör Palavan efendim. Sayın Selim Palavan. Buyurun efendim, buyurun. Hasreti biraz da oturarak gidelim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Efendim, Almanya'da ziyaret ettiniz değil mi siz Sayın Erbakan'ı? Evet. O sırada araştırma bölümüne girmek istiyordu galiba fabrikaların. Ama bir problem olmuştu. Siz onu giderdiniz. Yoksa bir problem değil. Şöyle oldu. Ben Deutz'a gideceğim. Necmettin'i göreceğim. Gittim. Buldum. Nasıl Necmi dedim. Ben, hoca iyi diyor ama bunun ne aması var diyor. Vallahi burada diyor konstrüksiyon bürosunda çok enteresan şeyler var. Ama burada da yani ayrıca da araştırma kısmı var. Evet. Ve orada da yani böyle dünya çapında F.A.F. Schmidt mesela gibi yahut da meşhur matematikçi de Leukar vesaire ama kimse almıyor. Kapalı kutu. Profesör Schmidt o sırada Almanya'da bu konuda bir numaraymış değil, evet, mi? Evet, öyleydi. Evet. Dünyada. Bir, evet, teorisyen olarak da yani... Sonra ne oldu efendim? Ha.
Sonra da hani dedim ki dur dedim bakalım. Her şeyin de çözümü var. Ertesi gün halbuki ben onları gayet iyi tanıyordum yani Nilofer'ı vesaire. Gittim. Sabah gittim. Ve satrancı olduğum için de hemen de bir tuzak kurdum. Dedim ki her Lafer dedim şöyle o da müdür o zaman yani şöyle ben çoktan düşünüyordum. Şöyle ben gelirsem beni, beni alır mısın? Oo dedi gayet tabii her profesör natürlich bir ben seviyorum. Peki öyle dedim ben benden daha genç ve daha iyi bir elemanı size verirsin. Nerede bulacağız? Var dedim yani sizin konstrüksiyon bürosunda çalışmam. Kim oluyor? Benim asistanım. Ben şey derim. Hadi bakalım derler nasıl filan şey. Garanti dedim. Peki öyle diyor. Yarın diyor da gelsin. Öyle başlasın. Ben de, gittim de yani Necmettin'i gördüm. Abi, akşama doğru. Evet Necmettin dedim ben sizi de görmek istedim. Çünkü ben şimdi gideceğim. Hemen yani gideceğim de akşam treni de alacağım da yani birkaç saat yani sabahda. Hoca diyor katiyen dedi. Ben çünkü dedim ki orada çalışacağım. Katiyen diyor biz beraber yemek yiyeceğiz. Ve beni de gayet güzel bir lokal. Beraber yemeğe gittiniz. Tabii bir büyük bir otel unuttum da. Otelde yani, o tanımış. Otel Dom. Ha, otel Dom falan da gayet güzel şeyde de oturduk. Güzel bir çorba yedik. Güzel bir bonfile. Ondan sonra bir meyve salatası geldi. Evet. Meyve salatası geldiği vakit o da böyle hoca diyor bir Necmettin Bey mi? Tabii ya. Hocam diyor bir koku var. Yok dedim. Değil mi? Yok dedim ya Allah aşkına diyor. Yok yani Marasken'dir. Hoca bu Marasken ne demektir? Ya dedim bir likör böyle bir şey de koku için yani bir iki üç damla da yani hatırlıyorum. Herr Ober bitte ein anderen ohne Marasken. Ya o şey Marasken siz de bana getirin. Evet. Getirdim. Biz de yiyoruz. Ben de yani şimdi de diyor ki Necmi dedim Allah'ın rızası için. O da koku için birkaç damla ne vardı bunda? Olmaz. Ne demek de olmaz? Olmaz yani. Yo alkol dedi. Necmi dedim pek öyle farz edin. Allah göstermesin. Farz edin ki sen ağır bir şekilde hastalandın. Ve sana da ilaç verdiler. Ama dedik orada da %50 kadar bir şey de var. Alkol. Sen bunu içmez misin? Hiç bir saniye düşünmeden Necmi de dedi ki hocam diyor koskoca hoca oldunuz. Siz hakikate inanabilir misiniz ki alkolü ilaç fayda verebilir mi yani insana? Bir saniye düşünmedim. Necmettin Erbakan yani Türkiye'de ilk kitap transfer için yazan adamdır. Ve onu da oraya da yani bundan sonra aldılar Loyko'da. Ve bunu da yani şairim. Birisine geçtikten sonra ona maaş arttırmaya kalkıştılar. Bizde kal. Halbuki o da döndü. Fakat ondan sonra maalesef de politika başladı. Çünkü dünya çapında da şey olacaktı. Ne lüzumu var dedi bu politika. Çok teşekkürler. Ben mesela politika... Hocam çok teşekkür hiç ederim. Hiç politika uğraşmam. Sebebe gelince herkesle iyiyim. Onunla iyiyim. Süleyman Bey'le iyiyim. Yani herkesle iyiyim. Şeyi de çok seviyorum yani. Bizim reis cumhur. O da beni çok seviyor yani. Neden? Çünkü ben koyu Beşiktaşlıyım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hadi olun. Sağ olun. Efendim sizin gittiğiniz yıllarda Almanya savaş sonrasını yaşıyordu. Evet. Acaba Aachen Üniversitesi fiziksel olarak hangi şartları içeriyordu? Efendim Almanya'nın her tarafı yıkılmıştı. Biz tabii 51 senesinde ilk defa gittik. Harp 47'de bir nevi sona ermiş 45'te ama anlaşmalar vesaireler 47 olmuş. Almanya 3-4 senede hiçbir şey yapabilmiş değildi. Gittiğimiz zaman hatta şaşırdık. Eyvah bu yıkık şehirde mi oturacağız? Üniversitenin camları yok. Kalorifer çalışmıyor. Profesör ve arkadaşlar paltoyla derse gidiyorlar. Ama tabii azimliler. Binada bir takım kurşun yaralar var üniversitenin. Mesela ben bu tezleri hazırlarken üniversitenin laboratuvarında yer olmadığı için üniversitenin yakınındaki bir garajı
kiraladık. O garajda baştan sona kadar yeniden laboratuvarı kurduk. Yani bugünkü Almanya o zor şartlarda yola çıkılarak geldi. Tabii biz işte o tarihlerde Almanya harpten sonra nasıl kalkınıyor bunu orada yaşadık. Onlar aynı şekilde Amerika'dan yardım aldılar. Ama bizim gibi Amerika'dan makina getirmek için kullanmadılar. O makinaları yapacak olan ağır sanayi fabrikalarını önce ayağa kaldırdılar. Şimdi Almanya'dan, bilimsel camiadan bir konuğumuzu getiriyoruz. Efendim. Evet. Buyurun efendim. Sayın Profesör Doktor Franz Josef Geller. Biz Sayın Geller'le program öncesi konuştuk. Benim hangi soruyu soracağımı biliyorlar. Ben şimdi Türkçe soruyorum. Buyurun. Acaba Almanya'daki bilimsel dünyada Sayın Erbakan bir bilim adamı olarak nasıl tanınıyor? Sayın Erbakan çok girişimci bir insandır. Asıl istediği, yani temel fikri, hem dizel hem benzinli motorlarda yanan bir yakıt geliştirmekti. Ya da öyle bir motor geliştirmekti ki her iki yakıtla da kullanılabilsin. Bu bizim büyük hedefimizdi. Şimdi onun özelliklerine geliyorum. Ekim 1951'de üniversitemize geldi. Odama girdi. Yanındaki boş masaya oturdu. Bizi tanıştırdılar. Bu Bay Geller, size çok yardımcı olacak dediler. Ama benim yardımıma hiç gerek yok. Kendini hemen işe adapte etti. Hem deneysel, hem teorik olarak çok büyük bir projeye başladı. 1,5 sene içinde bu projeyi hayran olacak şekilde tamamladı. Bütün problemleri çözdü. Ama onun bunların yanında çok başka özellikleri de vardı. Çok düşünceli, çok sevecen bir insandı. Öyle diyebilirim ki ilk geldiği günden beri aramızda bir sempati olmuştu. Ona çok çabuk ısındım. Beraberce sadece teknik konularda çalışmadık. Onunla kültürel konular üzerine de konuştuk. Her şeyden önce bana İstanbul'u sevdiren, İstanbul'dan zevk almamız sağlayan insandır. Onu dinamik bir insan ve mühendis olarak tanıdım. Sempatik bir çalışma arkadaşı ve çok iyi bir dosttu. Ve 1953 yılında Türkiye'ye teknik üniversitedeki görevinize döndünüz. Evet. Mayıs 1954 tarihine kadar motorlar kürsüsünde doçent olarak öğrenci yetiştirdiniz. Aynı yıl 18 ay sürecek yedek subaylığınız için İstanbul Kağıthane'deki istihkam okulunda askerlik görevinize başladınız. Vatani görevin bitiminde döndüğünüz yer yine teknik üniversiteydi. Şimdi teknik üniversitedeki akademik hizmet yıllarınızda aynı odayı paylaştığınız bir arkadaşınız geliyor. İsmini sormamıza gerek yok. Evet. Sayın Profesör Doktor Hakkı Öz. Evet. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Efendim siz daha önce konuşurken ben Alman disipliniyle yetişmiştim ve onu uygulardım. Sayın Erbakan çok iyi bir oda arkadaşıydı ama çalışma yöntemlerimiz biraz farklıydı demiştiniz. Anlatır mısınız? Bir olay yaşamışsınız efendim. Kendisi motorlar dersi en fazla rağbette olan ve en çok yük getiren bir dersti. Laboratuvarı vardı çünkü. Hem teorik hem pratik hem de dizayn olarak yahut da tasarım olaraktan bir takım yükleri öğrenciye tahmin ediyordu ama herkesin sevdiği bir dersti. Laboratuvarda sürekli beraberiz. Dizayn yaparken beraberiz. Derslerde aşağı yukarı beraber olduğumuz şeylerde bir projeyi Necmettin Bey, tabii ben sadece yol gösterici ve yönetici olarak vazife görüyordum. Necmettin Bey de o projenin bizzat çizicisi, tasarlayıcısı ve neticeye götürücüsü, raporla beraber neticeye götürücüsü idi. Ve o günlerde zannedersem ismi Rüştü Uzel'di. Erkek Teknik Öğretim Müsteşarı olaraktan görev yapıyordu.
ve makine fakültesi dekanlarından bize bir yazı geldi. Talebeleriniz arasında böyle Amerika'ya gönderilmeyi değer proje yapmış, çalışma yapmış kimseler varsa onların projelerini gönderelim falan şeklinde. Ve biz de Necmettin Bey biraz evvel de gördüğüm kadarıyla kendisinin güzel çizimi vesaire hasletleriyle ortaya çıkardığı projeyi biz Amerika'ya orada sergilenmek üzere göndermek imkanını elde etmiştik. Birinci hatıram ve önemli bir hatıra olarak budur. Bir de Tuzla geziniz var. Bir de bir evet. Belki Selim Bey arkadaşımız da hatırlayacak. Selim Bey, Hikmet Bey birlikte. Gene dediğim gibi yaşımız genç. Dinamizmin en yoğun olduğu dönemde bulunuyoruz. Ve Tuzla'da biz traktör diyorum tankların motorlarını incelemek üzere, diğer sistemlerini tetkik etmek üzere. Tuzla'da o zaman zannedersem bir tank okulu, tank kıtası ya böyle bir birliği vardı zannedersem, tank birliği vardı. Onların tanklarını incelemek üzere, motorlarını incelemek üzere beraber gittik bari bir şekilde gittik. Ve bizlerin o zaman dediğim gibi yurtta kalıyoruz, maaşımız yeterli değil. Necmettin Bey de güzel bir pakette, bir tencere içerisinde bir paketle geldiler. Ve biz tetkikatımızın sonunda Necmettin Bey'in getirdiği azığı diyelim, piknik havası içerisinde yemeye başladık. Tabii biz biraz da misafir gibi davrandığımız için 4-5 köfteyle biz iktifa ettik. Fakat Necmettin Bey yedik yedi ve sanırsam 20'nin üzerinde köfte yedi. Bunda 25 var efendim. Evet, belki yani şu anda Necmettin Bey beni teksi verecek ama ağırlığı kilosu maşallah bunu herhalde teksi verecek durumda değil. Haklı Bey 67 lira aldığı için çok aç kalmış. Bizim yediğimiz 3 köfteyi 25 zannediyor. Evet. Yani bu iki hatıra herhalde bu uzun süre içerisinde zikredebileceğim en önemli iki hatıra olacak. Sağ olun, çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Tekrar görüşürüz. Sağ olasın, inşallah. Sağ olasın. Hürbeyciğim. Teşekkürler efendim. Bizi tekrar boşturduğunuz için teşekkürler. Rica ederim efendim. Almanya'daki yıllarınızda araştırma baş mühendisi olarak Leopard tank motorlarının geliştirilmesine öncülük eden çalışmalar yürütürken yurdumuzda motor üretimindeki gecikmelere çok üzülüyordunuz. 1 Temmuz 1956'da 200 ortak toplayarak Gümüş Motor Anonim Şirketi'ni kurdunuz ve bugün Pancar Motor adı altında çalışan fabrikanın oluşumunu başlattınız. Gümüş Motorlu yıllarda yanınızda çalışan ve bir konuşmanızdan çok etkilenen bir dostumuzu şimdi buraya çağırıyoruz. Kim olabilir efendim? Buyursunlar bakalım. Peki efendim. Sayın Coşkun Tezcan. Oo maşallah. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Buyurun efendim oturun. Buyurun bakalım. Evet, siz Gümüş Motor'da usta olarak çalışıyordunuz evet. Değil mi? Evet. Ve o sırada Almanya'ya gitme evet. Modası başlamıştı. Daha doğrusu bir zorluk evet. Sonucu insanlar iş bulmak için Almanya'ya gidiyorlardı. Siz de karar verdiniz evet. Ve Sayın Erbakan müdahale ettiler değil evet. Mi? Ben istifa dilekçemi vermiştim Sayın Erbakan'a. Akşam üzeri odacıyı çağırarak beni bürosuna davet etti ve Paydos'tan sonra bir saat benimle mücadele etti gitmemem hususunda. Almanya'da şartlar zordur. Sizin gibi değerli bir usta orada harcanır. Ben Almanya'da stajımı yaptım, öğrenimimi yaptım. Oradaki durumu gayet iyi biliyorum diye. İkna bir hayli, bir saat kadar. İkna edici özelliği. Efendim, kendisinin her şeyden evvel... İnsana vermiş olduğu değer ikna edici bir mahiyet taşıyor. Ve ben de bir hayli bir saat kadar bocaladım. Acaba vereyim mi vermeyeyim mi? Fakat arkadaşlar Almanya'dan çok ısrar ettiler. İlle gel dediler. Ve bunun üzerine Sayın Necmettin Bey dedim. Ben dedim müsaade buyurursanız gideyim dedim. Orada bir şansımı deneyeyim. Ve gittiniz Almanya'ya. Ve evet Almanya'ya gittim. Hatta o gün beni arabanızla Fatih'e kadar götürmüştünüz. Otobüs bulamazsınız diye. Sonra Almanya'da tekrar karşılaştık. Almanya'da evet. Mercedes-Benz firmalarının Türklerin kalmış olduğu yurtları, Sindelfingen'deki evet. Yurtları ziyarete geldiniz. Evet. Konsolosluktan bana haber geldi ve firmadan da haber geldi. Ve biz Mercedes'in girişinde arkadaşlarla, Türk vatandaşlarla bekliyoruz Necmettin Bey'i. Sabırsızlandılar tabii bir hayli geçti. Dedim ki sabırsızlanmayın, Necmettin Bey muhakkak gelecek dedim. Niye dayanarak söyledin? O anda bir şey hatırladım. 1960 yılında ortakların senelik bir toplantısı vardı.
O senelik toplantıya ortaklar geldi fakat Necmettin Bey yoktu. Hatta ortaklar bir ara tedirgin oldular. Dediler ki genel müdürün burada olması lazım ama niye yok kendisi? Ve sağa sola koşturdular fakat akşam üzeri Necmettin Bey geldi. Güzel bir konuşmayla bütün ortakları ikna etti ve durum böyleydi. Ben de bunu bildiğim için Benzvize'de bu Türklerin kaldığı yurtta biraz telaşlanma oldu. Hatta fabrikanın müdürü de karşılamak için bizzat gelmişti. Dedi ki acaba gelmeyecek mi Tezyanlı Bey dedi. Yok efendim dedim. Biraz rötar yapar fakat muhakkak gelir. Rötar ne kadar oldu o gün efendim? Aşağı yukarı 2 saat kadar. Peki, çok teşekkürler. Ve kendisi kendimi orada takdim ettiğim zaman çok müteassıs oldu ve dedi ki muvaffak olmuşsunuz. Bravo size dedi. Çok teşekkürler Coşkun Bey. Rica ederim. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Efendim Şubat 1966'dan Kasım 1966'ya kadar Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanlığı yaptınız. Kasım 1966'da Odalar Birliği Genel Sekreteri, Mayıs 1968'de İdare Heyeti Üyesi ve Mayıs 1969'da da Genel Başkan oldunuz. Siyasete atılma tarihiniz ise Ağustos 1969. Milletvekili adaylığınızı Konya'dan bağımsız olarak koymuştunuz. Bu hareket size göre bağımsızlar hareketiydi. Evet. Propaganda gezileri sırasında Konya'nın tüm ilçe ve köylerini dolaşırken bir düğün törenine de katılmıştınız. Daha doğrusu propaganda çalışmalarınız ilk kez bir düğünde başladı. Evet. Nerede olmuştu bu düğün ve kimin düğünüydü efendim? Yunak'ta Halil Ürün Bey'in düğünü. Evet efendim. Şimdi Sayın Halil Ürün Belediye Başkanımız. Hoş geldin damat. O günün genç damadı, evet. Bugünün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok ilginç efendim, ilk defa herhalde siyaset tarihinde propaganda çalışmaları bir düğünde başlatılıyor. Nasıl oldu? Efendim benim için hayatımın en değerli, en anlamlı bir hatırasıdır. Hocamı ben 64-69 yılları arasında üniversitede öğretim üyeliğinden tanıyorum. Kendisinin pek çok üstün vasıflarından bir tanesi de çok iyi öğretim mesleğini yürütmesidir. O tarihlerde üniversitede 2 isimden bahsedilirdi. Ben iyi hatırlıyorum. İnşaat Fakültesi'nde Profesör Doktor Mustafa İnan, Makine Fakültesi'nde de hocamızdan bahsedilirdi. Çok iyi ders anlatmasıyla tanınırdı. Tabii ben kendim de öğretim üyeliği yaptım. Biliyorum. İyi anlatabilmek için iyi anlamak lazım. İyi kavramak lazım. Hem anlama, hem kavrama, hem anlatma kabiliyetinde doruk noktasında bir vasfa sahipti. Bir diğer önemli vasfı hayatında güçlü bir istikrar olması. O tarihlerde bize konferanslar verirdi. NATO üzerine, ortak pazar üzerine verdiği konferanslarda o gün ne söylediyse bugün aynı şeyleri söylemektedir. Düğün gününe bir dönelim. Bu sebepten dolayı 69'da kendisini bağımsız aday olduğunu duyduğumda ben de kendisinin propaganda çalışmalarına Yunak çevresinde katiliyim demiştim. Bir yandan da düğün hazırlıklarına başladık. Kendisinin Konya'da olduğunu duydum. Kendisine düğün davetesini yolladım. 15-20 konvoyluk, arabalık bir konvoyla düğünüme iştirak ettiler. Sonradan öğreneceğim ki o gün propaganda, faal propaganda çalışmalarına benim düğünümle başlamış oldu. Bu tabii benim için çok anlamlı bir... Nasıl bir konuşma olaydı. Yaptılar efendim Sayın Erbakan düğünde? Efendim, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir anlayışın Türk siyasi hayatına hakim olması noktasında büyük bir boşluk olduğunu, bu boşluğu mutlaka doldurmak lazım geldiğini, Türk insanının, milletimizin buna ihtiyacı olduğunu ve bunun için siyaseti
atıldığını, tercih ettiğini ifade ettiler. Böylelikle unutulmaz bir düğün gecesi yaşandı. Evet. Konya'mız için büyük bir şereftir. Kendisi de şu anda Konya milletvekilidir. Evet. Kendisinin Konya'ya çok büyük hizmetleri olmuştur. Ben huzurlarınızda ve milletimizin huzurunda kendisine bu hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Peki efendim, biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olasın. Allah hayırlı günler, hayırlı hizmetler versin inşallah. Efendim şimdi sizinle politikacılık hayatınızda hep omuz omuza çalışan çok değerli bir konuğumuzu getiriyoruz. Buyurun efendim. Sayın Hasan Aksay. Hoş geldiniz. Siz düğüne katılmıştınız değil mi efendim Sayın Erbakan? Evet. Biraz anlatır mısınız? Tabii. Yani beklenen bir mutlu gündü. Ankara'dan 3 kişi beraber geldik. Kimlerdi efendim? Sayın Turgut Özal, rahmetli Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner ve ben, üçümüz geldik. Böylece de Evliler Kulübü'nü daha güçlendirmiş olduk. Evet. Efendim ayrıca Sayın Erbakan'ın CHP-MSP koalisyonu sırasında bir özel kalem müdürüne ihtiyacı vardı değil mi? Evet. Siz onu ararken ilginç bir konuşma geçti aranızda. Süleyman Arif Emre Bey, Oğuzhan Asil Türk, üçümüz özel kalem müdürü çok önemli bir yerdir. İşte her geleni güler yüzle karşılasın, çok iyi muamele yapsın, inisiyatifi olsun, anlayışı olsun vesaire. Bir hayli şeyler saydık, hocam dinliyor dersin. Ve neticede dedi ki, bu sizin saydığınız vasıfları taşıyan bir adam bulursak onu başbakan yapalım dedi. Efendim sizin eleştirdiğiniz, belki deyim biraz yerine oturmayabilir ama takıldığınız yanları nedir Sayın Erbakan? Takıldığımız yanlarını burada bulabilmek mümkün değil. Biz 35 yıl aşağı yukarı Gümüş Motor'daki çalışmalarıyla başladık. Biz Adana'da öğretmenken 20 arkadaş bir araya gelerek biner lira ile Gümüş Motor'a ortak olduk. Çünkü bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz işte ekmek karnesiyle yastı ancak iğneyi yapan bir dönemden geliyordu ve mutlaka Türkiye'de böyle bir hareketin başlamasını çok istiyorduk. O hayallerle büyüdünüz. O hayallerle büyüdük. Onun için ilk harekette Necmettin Bey'i hiç görmeden böylece 3-4 yıl Necmettin Bey'le beraber çalışmış olduk. Ondan sonra da ilk karşılaşmamız 61 yılında ben Adana Milletvekili olarak Adalet Partisi'nden meclise geldik. Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe ile Ali Fuat Başgil'i reisi cumhur yapmak için her yeri arıyoruz, bulamıyoruz. İstanbul'da, Ankara'da diyorlar. Nihayet Barikan Oteli'nde bulabileceğimizi öğrendik. Barikan Oteli'ne geldiğimiz zaman Ali Fuat Başkin'in yanında Necmettin Bey vardı ve sonra devlet bakanı olan Samsun milletvekili Ali Fuat Alişan. Orada tanıştınız değil mi efendim? Ve bir daha da hiç ayrılmadınız. Bir daha da ayrılmadık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. 14 Ekim 1969'da Konya'dan milletvekili seçilerek meclise girdiniz. Tam 100 gün sonra 24 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurdunuz. Bu partinin açılışını Ankara'da bir sinemada yaptınız. Milli Nizam Partisi bir süre sonra kapatıldı. Bir süre sonra da 11 Ekim 1972'de Milli Selamet Partisi kuruldu. 1973 genel seçimlerinden sonra siz bu partinin genel başkanı oldunuz. 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti kuruldu. Bu hükümette başbakan yardımcısı oldunuz. Bundan sonra kurulan üç hükümette partiniz koalisyon ortağı, siz de hep başbakan yardımcısı olarak yer aldınız. Bu süreçte yakınızda olan bir çalışma arkadaşınızı çağırıyoruz şimdi. Buyurun efendim. Sayın Mehmet Akya. Buyur. Hoş geldiniz. Buyur. Mehmet Bey, Milli Selamet Partisi'nin programı hazırlanırken birlikte çalışmıştınız Sayın Erbakan'ın evinde. Orada hoş olaylar yaşandı. Anlatır mısınız bize? Efendim 1973 yılında Milli Selamet Partisi kurulacaktı. Hocamın evinde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmada Hasan Aksay Bey, Süleyman Arif Emre, Fehmi Cumaloğlu Beyler
geliyorlardı. Gündüz çalışmalar yapılıyordu. Sonra daktilonun başında ben kalıyordum, bir de hocam kalıyordu. Çalışmalarımız devam ediyordu. Tabii hocam bir taraftan yazıyor. Ben de onu daktiloya alıyordum. Hocamın yazısını çokları okuyamaz efendim. Ben okurum. Önüme gelir. Ve güzelce yazarım. Bu ara Zeynep o zaman çok küçüktü. Evet. Hocamın en büyük kızı. Gelirdi böyle. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Evet. Kimya öğrenimi. Kimya. Bizim yapmış olduğumuz şeyleri karalar. Hocamın böyle üstüne çıkar. Çok şey hareketlerde bu, tabii tepesine kadar çıkardı. Hocam hiç seslenmez. Ben tabii orada öyle boynum bükük. Onun o hareketlerle, hani bir an önce o hareketleri bıraksın, biz çalışmalarımızı bitirelim, gidelim. Şekliyle biz çalışmaları... Siz talimatları yerine getirmediğiniz zaman size kızar mıydı? Hocam rozetlere, bayraklara çok önem verirdi. O arada tabii bizim 73'lerde, 74'lerde biraz maddi olanaklarımız imkansızdı. Hocam bana söylerdi, çağırırdı ve biz siparişlerimizi verirdik. Hocam arkamızdan bunlar gelsin. Hay hay emredersiniz efendim derdim. Biz tabii göndermiş gibi bir hava içerisinde olurduk. Rize'den hocam telefon eder. Tabii karşısında benim. Hiç şey etmeyiz. Nerede bu rozetler? Nerede bu bayraklar? Ben oraya geleceğim. Geldiğimde sizi yere yatırıp kırk vurup bir sayacağım. Eyvah. Geleceğim. Sizi kör bıçakla kıtır kıtır lime lime doğrayacağım derdi. Böyle. Biz lisan ettiysek affola. Biz tabii hocamla çalışmak çok güzel bir şey efendim. Uğur Bey çok güzel. Sayın Erbakan, hala tadına da. Sayın Erbakan Başbakan Yardımcısı. Evet. Sayın Süleyman Demirel de Başbakan 1975 yılında evet, bir Ankara-İzmir uçak yolculuğu olacak. Evet. Siz de havaalanında bekliyorsunuz değil mi kendilerini? Anlatın bakalım. Efendim o gün çalışmalarımız saat 11-12 gibi bitmişti. Hocam yarın sabahleyin havaalanında hazır ol Mehmet dedi ve beni görevlendirdi. Muğla'da bizim açık hava toplantımız vardı. O gün Süleyman Bey ilk konuşmayı yapacaktı. Akabinde biz yapacaktık. 8-15 uçağı tabii o zaman uçaklar kısıtlı. Tarifeli uçak. Tarifeli uçaklar. Yolcular da alınıyor. Yolcular da alınıyor. Tek bir uçak var o günlerde. Ben havalanda bekliyorum. Gelen arkadaşları gerekli yerlere oturtturuyoruz. Tamam oturun. Bu ara yerde Süleyman Bey 8'e 10 kala, 5 kala geldiler. Uçakların kapısı kapandı, motorlar çalıştı. Ben bir davama hizmet eden bir insanım her şeyden önce. Hocam beni görevlendirmiş. Orada ölüm de olsa o uçağı kaldırmam. Kesinlikle. Hemen gittim, uçağın tekerlerinin önüne yattım. Sahi mi? Evet. Tekerinin önüne yattım. Sonra tabii bu ara yerde ileriden polisleri gördük. Hocam geldi, hocam geldi. Kapılar açıldı tabii. Sonra ben de kalktım o şeyi görünce. Ondan sonra uçağa binildi. Ve hareket ettim. Çok teşekkür ederim. Yoksa kıtır kıtır kesilecektin. İyi ki ucuz atlatmışsın. Hocam ben davama bağlıyım. Tabii ki ben sizi orada konuşturmak için tabii her şeyi yaparım. Sağ her zaman da eminim. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Peki, sağ olasın. Efendim şimdi bir konuk çağıracağım. Kendisi aslen Kazakistanlı. Rusya evet. Cumhuriyetlerinden Kazakistanlı. Şu sıralarda oralarda biliyorsunuz büyük değişiklikler yaşanıyor. Kırgızistan ve Kazakistan'la sizin aranızda bir köprü oluşturuyor. Evet. Evet. Bu konuğumuz Türkiye'de büyüdü ama hiçbir zaman ülkesiyle, memleketiyle bağlantısını koparmadı. Sayın Murtaza Bulutay. Evet. Efendim bu köprü görevi nedir? Onu anlatır mısınız bize? Efendim son zamanlarda yeniden kurulma çalışmaları başladıktan sonra Sovyetler Birliği'ndeki Müslümanlar daha önceden tanıdıkları, duydukları hocamızla yakın ilişkiler kurmak istediler.
Bendeniz Kazakistan'da ve Kırgızistan'daki tanıdıklarımız vasıtasıyla, akrabalarımız ve devlet yetkilileriyle olan münasebetlerimizden dolayı hocamla aralarında bir köprü vazifesi oldu. Orada bir üniversite faaliyetinden söz etmiştin sen. Evet. Nedir o? Temmuz ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir ekonomi konferansı oldu. Bu konferansta biz hocamızın önderliğini yaptığı adil ekonomik sistemi tanıttık. Ve Kırgızistan Devlet Başkanı Sayın Asgar Akayev 50 hektarlık bir yer ayırarak Devlet Ekonomi Komitesi ile ortaklaşa olarak orada Adil Düzen Üniversitesi kurma çalışmalarına biz resmen başladık. Yani Erbakan, Sayın Erbakan tanınıyor mu efendim? Evet, Sayın Erbakan gerek Kazakistan'da ve gerek Kırgızistan'da ve diğer Müslüman cumhuriyetlerde Müslümanları birleştirmek için çaba sarf eden bir insan olarak tanınmaktadır. Şimdi hocamızın savunduğu dünya Müslümanlarının birleşmesi, Birleşmiş Müslüman Milletler Teşkilatı'nın kurulması son yeniden yapılanma çalışmalarından sonra Müslümanlara büyük bir heves verdi. Müslümanların nazarı dikkatini celbetti. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Sağ olasın. 12 Eylül 1980'den itibaren siyasi yasaklı liderlerden biri oldunuz. Siyaset yasağınız 1 Eylül 1987 tarihindeki referanduma kadar devam etti. Bu dönemin bitiminden hemen sonra Sayın Ahmet Tekdal'ın genel başkanlığını yaptığı Refah Partisi'ne kaydoldunuz. Partinin o zaman Ankara Maltepe'de olan genel merkezindeki törenle Refah Partisi Çankaya İlçe Örgütü'ne kaydınız yapıldı. Tarih 25 Eylül 1987. Daha sonra 11 Ekim 1987'deki Refah Partisi Büyük Kongresi'nde bu partinin genel başkanlığına seçildiniz. Şimdi o günleri anlatmak üzere politikada sizinle kader birliği yapan bir kişiyi çağırıyoruz. Buyurun efendim. Evet. Sayın Ahmet Tekdal'ı çağırıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Siz emaneti bir süre taşımış oldunuz böylelikle, değil mi efendim? Evet efendim. O tören gününü anlatır mısınız efendim? 1 Eylül'de yapılan referandumla siyasi yasaklar kalkınca hocamız partimize üye olmak üzere 25 Eylül günü genel merkezimizi şereflendirmişlerdi. Ve yapılan bir törenle kendisinin giriş beyannamesini bendeniz genel başkan olarak ve genel başkan yardımcımız avukat Rıza Ulucak Bey ile beraber imzalamış idik. Bu bizim için bir onur belgesiydi. Hiç unutmayacağımız bir hatıradır. Bu bakımdan çok mutluyuz ve kendisiyle çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu 72'de kaybettiğiniz gözlüğün faydalı oluşu nasıl oldu? Muhterem hocam arz ettim. Evet. Severek kullandığım bir gözlüğü kaybettim ama benim mukabilinde de hakkı üstün tutan bir mantıkla meseleleri değerlendirmek özelliğini kazandım. Zaten Sayın Erbakan'ın tüm siyaset hayatına sunduğu ilk slogan hak geldi, batıl zahir oldu. Çünkü slogan, Afyon, değil mi efendim? Evet. O Afyon şeyinde fevkalade fayda gördüğümüz bir hayli beyanları olmuştu, bizi heyecanlandırmıştı. O tarihten bu yana sürekli siyasetin çok önemli bir manası olduğunu ve hakkı üstün tutmak isteyen insanların siyaseten de güçlü olması lazım geldi. Demek ki siz maddi gözlüğü kaybetmişsiniz, manevi gözlük kazanmışsınız. Evet, Allah mübarek etsin. Çok teşekkürler Sayın Tekdal. Efendim 10 Ocak 1967'de Sayın Nermin Saatçioğlu ile evlendiniz. 1967 yılının sonunda ilk çocuğunuz Zeynep dünyaya geldi. Evet. Kendisi şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesinde öğrenim görüyor. Evet. İkinci çocuğunuz Elif 1974 yılının Ekim ayında doğdu. Halen Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuyor. Evet. Üçüncü çocuğunuz Fatih'in doğum tarihi ise 1978. Ankara İmam Hatip Okulu Orta 2'de okuyor. Evet. Şimdi sayın eşinizi ve sevgili çocuğunuz Fatih'i davet ediyoruz. Buyurun. Buyurun bakalım.
geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Evet. Çok teşekkürler sevgili evet. Fatih. Çok güzel, çok teşekkürler. Bu programdan sonra hep beraber. Evet. Geç bakayım sen de. Sen şöyle. De şöyle otur bakalım Fatih. Annenle babanın yanına otur. Gel canım. Evet. Gel şöyle. Peki. Gel şu şuraya. Şuraya oturacak öyle mi peki? Efendim bizim klasik sorumuz. Sayın Erbakan nasıl bir eş? Efendim müsaade ederseniz ben önce bir lider kişiliğinden kısaca bir cümleyle tabii. bahsetmek istiyorum. Kendisi memleketimiz, milletimiz ve insanlığın kurtuluşu için gecesini gündüzüne katarak çalışan bir lider. Bu yoğun çalışmalarında biz ailece çocuklarım ve kendim büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu çalışmalarının gelecek için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Peki efendim çocuklarınızın da politikacı olmasını ister misiniz? Evet isterim. Babalarının izinde onların da politikacı olmasını arzu ederim. Peki politikacı yönü böyle Sayın evet. Erbakan'ın. Acaba eş olarak, evet. insan olarak nasıl evet, bir insandır? Evet ben de onu söyleyeceğim. Sayın Dündar kendileri bu lider kişiliğinin yanı sıra aynı zamanda her yönüyle takdir ettiğim ideal bir aile reisidir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her bakımdan çocuklarım ve ben kendilerinden memnunuz. Bu yoğun çalışmalarında fırsat buldukça ailesini, çocuklarını ve beni hiçbir şekilde ihmal etmemeye çalışır. Efendim peki size sorayım hanımefendi nasıl bir zevci? Böyle konuştuktan sonra artık söylenecek çek gerekmiyor. Peki Fatih nasıl bir baba Sayın Erbakan? Evet işlerinden sonra bizimle de ilgileniyor tabii. Zaman kalıyor mu peki? Zaman az da kalsa yani iyi bir şekilde bizimle ilgileniyor. Peki şimdi çok samimi olarak soruyorum. Çok özlediğim ve ah babam keşke politika yapmasaydı dediğin zamanlar oluyor mu şimdi? Hayır olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Ama çok özlediğin zamanlar oluyor herhalde. Tabii oluyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Size tüm ailenize sağlık, başarılar ve mutluluklar diliyoruz. Biz teşekkürler efendim. İşte hayatınız, işte evet. ailemiz. Sağ olun, çok teşekkürler efendim.